Bu bizim ikinci günümüz. Sabah kalktık, bayağı da iyi odaydı yani, hiçbir sıkıntı olmadı. Banyo falan vardı. Duş falan aldık. Şimdi saat 9, 8.30 gibi kahvaltı yapacağız. Kahvaltının sonra şehir gezisine gideceğiz. O zaman oraya da çekildim. O zaman hemen gidiyorum. Şuradan daha buradan oraya kadar, sonuna kadar sadece odalar var. Birinci katta istiyorsun, aşağıda istiyorsun. Ondan sonra birinci katta odalar var turistler için. Şimdi buradan iniyoruz. Merdiven var böyle. Ondan sonra istasyon. Kahvaltı yaptıktan sonra istasyonda odamızdan çıktık. Şehir gezisi için. Ben normalde taksiden fazla böyle halk araçla kullanmak istiyorum. Çünkü onlar daha uygun. Yoksa bu turistlik bir yer. Bir de turistlerin geldiği bir zaman, onun için çok pahalı şeyler. Taksiler falan. Ama normal otobüsler, normal araçlar. Ama tabii ki bilemiyorum hangi araçlar nereye gideceği. Öyle buradaki insanlara sorarak gitmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, Şimla şehrin merkezi. Bu orada gördüğünüz bir kilise var İngilizlerin. Ben bunu söyleyeyim. Bu Şimla'yı İngilizler kurmuşlar. Hani merkezi şeydi, Delhi'ydi, başkenti. Orada sıcak olduğu için böyle yaz günlerinde başkenti buraya yapmıyorlarmış. Kişide Delhi oluyor böyle bir şekilde. Ondan sonra böyle güzel bir şehir kurmuşlar. Soğuk bir yerde. Çünkü burası soğuk. Kilise falan da yapmışlar. Ve binalarda gördüğünüz bu İngilizler usulü. Burada birçok binalar var. O da aynı İngilizler usulü arkadaşlar. Ben sizlere göstereceğim. Sanki bütün turistler buraya gelmiş gibi. Her taraf burada at falan onu bindiriyorlar. Para istiyorlar, yani binemeyeceğim. Ondan sonra burada bir program varmış. Burada güzel bir pazar var. Hediyelik şeyler. Ondan sonra buranın yerli kıyafetler falan var. Burada soğuk olduğu için böyle kışlık çoraplar var, atlas falan var. Ondan sonra bu gördüğünüz dükkan gibi böyle güzel hediyelik. Şimdi Mall Road'dan aşağıya doğru iniyoruz. Yemek falan yiyeceğiz. Bayağı vakit ilerledi. Saat 1 gibi kahvaltı yapıp çıkmıştık. Aşağıda lokantalar var. Orada yemek yiyeceğiz. Ondan sonra başka bir yere geçeceğiz. Büyük bir Hanuman heykeli var tanrılardan. Oraya geçeceğiz. Onu da göstereyim.
sebze pazarına girdik. Yanlışlıkla tabii. Yemek yemeye gidiyoruz ama burada işte sebze pazarına girdik. Burada çok Keşmirli Müslümanları var, Kurtancılar. Hepsi bundan Müslüman. Şu şekilde devam ediyor. Şimdi biz şehir dışına gitmek istiyorduk. Bugün biraz şehir dışında biraz 20-25 kilometre falan güzel yerler var ama gidemedik. Motor falan kiralamak istiyoruz ama uygun fiyatta bulamadığı için şu an Şimla içindeki yerleri geziyoruz. Zaten gösterdiğim çok şeyler. Yağmur da var. Hafif değil, çok yoğun bir yağmur var. Onun için havada soğuk. 18-19 derece falan. Güzel bir manzara. Size zaten gösteriyorum her yerde. Maymunları çok. Burada maymunlara çok dikkat etmeniz lazım geldiğiniz zaman. Çünkü her şeyi alıp gidiyorlar. Telefon olsa, yemek, içecek her şeyi alıp gidiyorlar. Temiz, çok temiz bir şehir. Görüyorsunuz. Her taraf temiz. Bir kirlilik görmeyeceksiniz. Siz zaten Hindistan ilgili bir video izlediyseniz, kirli, öyle eski sokaklar, eski Delhi, Banaras falan izlediniz. Tabi buraya yabancı turistler gelmiyor. Çünkü çok fazla bilgiler yok. Sadece Delhi'ye, ondan sonra Varanasi, Agra, Jaipur falan gidiyorlar. Onu gösteriyorlar. Sanki Hindistan sadece onlar vardır. Başka bir şey yok diye bir şey çıkmış. Ama öyle değil. Hindistan'ın her eyaleti, her şehir zaten ayrı ayrı. Şehri İngilizler kurdukları için binalar da aynı. Belli zaten. Bu Hint usulü değil. İngiliz usulü. Şehrin her tarafında çok turistler var ama bunlar yerli turistler. Hindistan'ın farklı yerlerden gelen, farklı eyaletlerden gelen turistler. Çünkü yabancılar çok az geliyor buraya. Hepsi yerli turistler bunlar ama çok... Şimdi arkadaşlar durumlar böyle. Sabahtan çıkıp akşama kadar böyle şehir içi gezdik. Pazar, sokaklar, manzaralar, çok fotoğraflar da çektik. Maşallah çok güzel bir yer. Şu an akşam saat 7 ve havalar yine de soğudu. 15 dereceye girdi. Ondan sonra onun için şey oluyor. Ne diyoruz Türkçe'de? Soğuk hissediyorum işte. Etrafında akşam manzarası çok mükemmel bir manzara arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Aynı yerdeyim. Geze geze buraya geldim. Öğlen de buraya gelmiştim sabah. Buradan da akşam manzarası çekeyim arkadaşlar. Bu gökyüzü görüyor musunuz? Tam sarı sarı olmuş. Ve insanlar böyle fotoğraf çekmeye sıradalar. Hafif yağmur var şu anda. Yağmur zaten gündüz yağmur varsa. Şöyle izleyin. Buralar. Böyle Şimla'yı görüyoruz. Mükemmel bir manzara görüyoruz. İnsanlar deli, fotoğraf çekmeye. Şimdi gece manzarası da çok güzel. Turistler böyle sokaklarda geziyorlar. Sokaklarda güzel bence. Şimdi akşam otel dönmeden böyle şehir içi de gezelim akşam akşam. Gündüz zaten gezdik. Böyle güzel sokaklar var. Bunlar İngilizler tarafından yapılan binalar. Şu an dükkan olarak, müze olarak kullanılıyor. Böyle güzel. Sonra bu sokak zaten. Orada da şehir manzarası var. İnsanlar akıp akıp gidip biliyorlar. Ne var arkamda? Ambulans var. Aşağıda bakalım neler var. Hep insanlar fotoğraflar çekiyorlar sadece. Fotoğraflar.
videolar çekiyorlar. Şimdi orada güzel markalar var. Hepsi. Louis Philippe de var, varmış orada. Levis de var. Orada Puma var. İşte. Hepsi bu market de İngiliz usulü işte. İngilizleri yapmışlar. Ya işte yapmışlar, gitmişler. Tabii buralar biz geziyoruz şu an ama tabii İngilizler zamanında Hindistanlılar giremezlerdi buraya. Şu an rahatla girebiliyoruz. Yapıp gittiler. Artık gezmeye geliyorlar sadece. Şimdi bizim ikinci günümüz de öyle bitti. Şimdi akşam yemek yiyeceğiz. Akşam yemekten sonra hemen istasyona gidiyoruz. İstasyona gitmek için değil. Tabii orada odamız var. Oraya gideceğiz, yatacağız. Yarın da böyle şimler dışında Kufri. Kufri diye bir yer var. Oraya gitmek istiyoruz. Bakalım nasıl olacak? Araç falan nasıl bulacağız veya motor kiralayacağız. Bu şekilde gitmeye çalışacağız. Şimdi böyle merdivenler var. Yukarı gitmek için veya aşağı gitmek için. Bayağı yorucu bunlar. Aynen Ankara'daki gibi. Ankara'da kaldım ben, öyle çok şeyler vardı, yerler vardı. Yukarı gidiyorduk. Evet. Şimdi yemek yiyeceğiz. Saat daha 8:30. Ara sokakta aşağı iniyoruz. Çünkü ara sokakta bu şey, ana sokaktan aşağı iniyoruz. Ana sokakta çok pahalı. Ama böyle ara sokaklar da şu an kapanmış gibi. Çok erken kapanıyor. Bir de sabah da çok geç açılıyor. Sabah da gelmiştim 7 gibi. Şimdi açılmıyor. İşte oraya bakacağız bir yerde. Ara sokaklarda biraz daha uygun fiyatlı. Tamam, bahçede açık. Bahçede açık. Burada. Ya burada da bir şey bulamadık. Çok erken kapanıyor her şey. Böyle 8:30'da saat ama her şey kapanmış gibi. Onun için ana yolda yememiz lazım bir şeyler. Şimdi lokantalar kapandı. Bazı lokantalar yok. Söylediğim için bir tane bulduk burada. Biraz pahalı, 260 de veriyor, bir yemek veriyor. Pahalı yani bence de. Çünkü biz daha ucuz yiyoruz. 89'luk bir de yiyoruz. Şimdi 250, 371 sürü veriyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Artık akşam geç kaldık. Onun için yemek zorundayız. Ama yemek sanki güzelmiş. Böyle güzel birkaç tane yemek, çeşitli yemek vermiş. Güzel geldi, bakalım deneyeceğiz. Biraz pahalı oldu. Çünkü bir başka bir yerde bulamadık. Bunu yemek zorunda kaldık. 300 rupi oldu. Yani 300 rupi çok fazla. Yani 2 gündür burada geziyoruz. Bu bizim ikinci günümüz. Bu kadar pahalı yemek yemedik gündüz. Yani 3 defa yiyoruz. 3 defa 300 rupi bile gitmiyor. Ama neyse, artık olacak bir şey, yapacak bir şey yok. O zaman zaman oluyor öyle bir şeyler ama yemek güzeldi gerçekten. Temiz bir yerdi. Böyle güzel bir yemekti. Onun için pahalıydı zaten. O zaman bugün buraya kadar olsun. Şimdi kapatıyorum. Direkt istasyona gidiyorum. Yatacağız artık çünkü dışarıda bir şey yok. Saat 9 ama her şey kapandı. Demek ki böyleymiş. Deli gibi değil burası. Erken kapanıyor her şey. İstasyonumuz orada. Gözüküyor zaten buradan. Manzara zaten güzel. Ama burada şey yok, ışık yok. Onun için yüzüm gözükmüyor. O zaman kapatıyorum. Işık da yok. Böyle karanlıkta gidiyoruz. Böyle şehir manzarası güzel, böyle geliyor ama böyle yolda yürüyoruz. Adam şeyle gidiyor, telefon ışıkla gidiyor. Karanlık var, bir şey göremiyoruz. Şimdi tam istasyona geldik. İstasyonda zaten önceki videoda söylemiştim. Aynı istasyona benzemiyor. Tam sessiz sakin bir yer, hiç kimse yok şu an. 9:30'da çünkü trenler yok şu an. Sabaha gidiyor, sabah geliyor, sabah gidiyor. Onun için böyle istasyon şu şekilde bomboş, hiç kimse yok. Birisi orada yatıyor, o da belli değil, misafir belki. Şöyle birkaç kişi var, hiç kişi yok. Ya bir kişi görüyorum, o da belki burada bizim gibi odası var onun için.